İnşallah. Sevgili öğrenciler, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bildiğiniz gibi imamet mutlaka tabi sureler bekliyordur ya da öğreneceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de 18. sure Kehf suresidir. Bu Kehf suresi inmezden önce daha Habeşistan'a hicret emri verilmemiş. Sahabe bekçilerimiz bayağı sıkıntı çekiyorlar. Bu dönemlerde inen bir sure. Mekke'deki müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sanki sıkıştırmak adına iki tane vatandaşlarını Medine'ye gönderiyor. Medine'de Yahudi alimleri olduğu için kitap bilgileri vardır. Orada bilgi getirin de bu Hazreti Muhammed'i sıkıştıralım istiyorlar. Onun için iki kişiyi gönderirler. Bunlardan birisi Nadir bin Haris. Yahudi alimlerle görüştüklerinde Yahudi alimler diyor ki siz Hazreti Muhammed'e şu üç soruyu sorun. Eğer bilirse o bir peygamberdir. İtaat edin. Bilmezse işte ciddiye almayın. Ya kahindir ya sihirbazdır diyor. Bunlardan bir tanesi bir grup garip gençler vardı diyor. Yani Eshab-ı Kehf'ten bahsediyorlar. Bir tane güneşin doğduğu ve battığı yere giden birisi vardı. Onu sorun. Bir de ruh sorun diyor. Sorulara cevap verirse o bir peygamberdir. Yoksa bir kahindir diyorlar. Bu Mekkeli müşrikler de sanki iyi bir yerde yakaladıklarını düşünerek Efendimiz'e bu soruları sormak üzere geldiklerinde Efendimiz de bu sorulara yarın bir cevap vereyim diyor. Orada inşallah demiyor. Bu surenin inişi onunla başlıyoruz. Bu sure aynı zamanda biraz da sıkıntı gösteriyor. Efendimiz'e de rivayete göre 15 gün kadar vahiy gelmiyor. Sanki bazı alimlerimize göre bu Eshab-ı Kehf'in gençleri yaşadıkları sıkıntıyı Efendimiz de yaşayarak anlatıyor. 15 günden sonra bu Kehf suresi geliyor. Kehf suresinde zaten bu 3 sorunun da cevabı vardır. Bu gençler gelirsek Hazreti İsa döneminde Allah-u Alem saray ehli gençler, Allah'a inanan insanlar, bunların maddi olarak hiçbir beklentisi yoktur. Makamları vardır. Bizim namaza durduğumuzda iftina tekbiri diyoruz. Sembolik olarak dünyalık ne varsa arkamıza atıyoruz. Allah'a ekber diyerek. Bu gençler sanki o dönemi ciddi ciddi yaşamış, ciddi olarak yaşamışlar. Kralın önünde eğilmemişler. Biz Allah'ın önünde eğiliriz diyorlar ve saraydan ayrılıyorlar. Kral bunlara birkaç gün mühlet veriyor. Bu birkaç gün içerisinde eğer aklınız başınıza gelirse sizi serbest bırakacağım yoksa cezalandıracağım diyor. O günlerde bir toplantısı varmış. Allah-u Alem Ninova oraya gidiyor. Dönüşte de gençler ayrılıyorlar saraydan. Yolda bir çoban arasıyorlar. Çoban bunların halini, ahvalini görünce çobanlık ben de diyorum. Müslüman bir kimliğe sahibim ama izliyorum. Sizinle beraber gideceğim. Beraberlerinde köpek de peşlerinde takılıyor. Bu arada 10 tane cennete gidecek hayvan vardır. Bunlardan bir tanesi bildir. Yani Eshab-ı Kehf'in köpeği. Köpek sanki bizim yerimizi belirtir diye getirmek istemiyor bu gençler. Ama köpek de lisan haliyle siz Allah'a inanıyorsunuz da ben inanmıyor muyum diye bunların peşinde geliyor ve mağaraya sığınıyorlar. Mağarada suyun oluşu bile Allah'u Alem
Afşin'deki mağaranın olduğunu gösteriyor. Biraz önce Halil Bey'in de okuduğu şekliyle اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَسْحَابَ الْكَهْفِ وَرَبِّهِ مِكَرْمِ مِنْ اَيَتْنَ عَجَبَ diye başlıyor yani Kehf suresinin 9. ayetiyle 26. ayetleri bu gençlerden bahseder, mağaranın yönünden bahseder, uyumadan önceki hallerinden bahseder. Bu Eshab-ı Kehf ve Rakim'i derken bu Rakim taş kitabe yani isimlerin yazılı olduğu bu Kur'an-ı Kerim'de belirtilmemiştir ama bir gençlerin isimlerini yazıp mağaranın içine atıyorlar. Kral bunlara ceza vermek üzere toplantıda döndüğünde mağarada bunları görüyor. Nasıl bir halde görüyorsa korkusundan bir şey yapamıyor. Yanındaki avanelerine diyor ki zaten biz bunları öldürecektik. Bunların mağarasının önünü kapatırsa zaten ölürler. Tam o esnada bir tanesi isimleri yazıyor Allah-u Alem atıyorlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bilgisi değil tabi. 309 yıl kalıyorlar. 309 yıldan sonra uyanıyorlar. اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَسْحَابَ الْكَهْفِ وَرَقِيمِ كَلْمِ مِنْ اَيَتْنَ عَجَبًا Eshab-ı Kehfi ve Rakim'i şaşıracak mucizelerimizde mi zannettin diyor. Kur'an-ı Kerim'de. O gençler dediler ki şu içinde bulunduğumuz durumlar işte bir kolaylık ver diye dua ediyorlar. اِذْ اَوَرْتِكْ يَتْمِلَيْكَ فَقَالُ رَبَّنَا اَتْنَا مِنْ لَذِكَ رَحْمَةً وَاِيِّنَا مِنْ اَوْا الْعَرْشَدَ Biz de bunun üzerine kulaklarını kapattık, dış dünyayla irtibatlarını kestik, yıllarca uyuttuk diyor. ثُمَّ بَعْسْنَهُمْ Sonra